Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. Sözler Risalesi'nin söz basım yayının mizampajına göre 187. sayfasındayız. 11. sözün hitamına da az kaldı. Kaldığımız yere başlamadan evvel hemen yine 11. sözün başına dönelim. Hangi güzel ayet-i kerimelerle ve maksatlarla bu Risale'ye başlandığını bir hatırlayalım. 11. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve duhaha ve'l-kameri izâ telâha ve'n-nehâri izâ cellâha ve'l-leyli izâ yaghşâha ve's-semâi ve mâ benâha ve'l-ardı ve mâ tahâha ve'n-nefsi ve mâ sevvâha ilâ âhir. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleriydi bunlar. Şems suresinin 1 ila 7. ayetleri. Kısa bir meali şu şekilde verilmiş. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse, parantez içinde kişiye, ve onu intizamla yaratana. Şems suresinin bu 1 ila 7. ayetlerine baktığımız zaman daha meal düzeyinde bile fark ediyoruz ki Cenab-ı Hak kainatın gül goncası gibi katman katman sarılı düzenine dikkatimizi çekiyor. En nihayetinde de insandaki düzene nazar etmemizi istiyor. Allahu alem bundan şunu da çıkarıyoruz. Kainattaki düzenle insanın düzeni arasında ilgiler var. Bunların beraber anılması boşuna değil. İnsan kendi öz dairesine dönünceye kadar, enfüsünün enfüsüne, için içine girene kadar o dıştan içe bütün alemler, arştan kürsüden tutun, hepsi birbiriyle bağlantılı, intizamlı, iç içe intizamlar birbiriyle ilgili ve bu ilgileri Cenab-ı Hak tefekkür etmemizi, düşünmemizi istiyor. Çünkü bu ilgiler bize akaid-i imaniye hakkında, marifetullah hakkında önemli şeyler söylüyor. Bu söz boyunca da bunları tefekkür etmeye çalıştık. Hızlı geçelim. Ey kardeş, eğer hikmet-i alemin tılsımını, yani alem hangi hikmetle yaratıldı, bir de bunun tılsımı, yani bu düğüm nasıl çözülecek? Nasıl bir bakış açısı, nasıl bir görüş alanı, nasıl bir algı düzeyi, çoğaltabilirsiniz ifadeleri, yakalamalıyım ki ben hikmet-i alemin sırrına uyanayım. Yani bu alem hangi hikmetlerle yaratıldı? Buna uyanmak için nasıl bir paradigmaya geçmem lazım? Nasıl bir bakış açısına dönüşmem lazım, dönüştürmem lazım kendimi? Bu derste bu olacak. Eğer hikmet-i alemin tılsımını ve hilkat-i insanın muammasını, bir de bu alemde insan diye bir şey niye halk edildi? Küçüğün küçüğü bir şey. Belki yani nasıl söyleyelim, yıldızlara kıyasımız, atomların bize kıyası gibi. O kadar ufak ama içinde de büyük sırlar olan, büyük yetenekleri olan, alemin her yanıyla ilgili, bilmem kara delikte ne oluyor, süpernovada ne patlama yaşandı, alemin sonunda ne var, sistemler nasıl oluştu falan filan, bu gibi sorularla da meşgul. Küçüklüğü içinde büyük bir canlı. O niye yaratıldı? Hılkat-ı insanın muammasını ve hakikat-ı salatın rumuzunu. Bir de namazın hakikati. Ne anlatmak istiyor namaz bize? Ne yapıyor bizde? Biz namaz kıldığımız zaman nasıl bir sistemin içine dahil oluyoruz? Ya da bizimle, işte bu ayet-i kerimelerde söylendiği gibi, bizim nefsimizdeki intizamla alemin intizamı arasındaki bu ilgi acaba namazla mı kuruluyor? Bunu hep tekrar ediyoruz. Adem aleme namazından bağlanır. Alem de Adem'e namazından bağlanır. Yani insanoğlu namaz kıldığı zaman o uyandığı ibadet sırrıyla alemin de yaptığı fonksiyona, göreve kendi cirmince dahil olmuş oluyor. Ama onun cirmi küçük olsa da fonksiyonları büyük.
O yönüyle alemin sözcüsü, alemin tefekkürü, alemin kendini anlama yolu olarak kendisini gösteriyor insan. Cismimizin küçüklüğüne bakmayalım, Cenab-ı Hakk'ın yüklediği fonksiyonlara bakalım. Bazen öyle küçük parçalar oluyor ki cihazlarda, mesela mikroçipler var. Küçük ama o olmadığı zaman koskoca füzeler, bilmem neler çalışmıyor. Çünkü o mikroçipin içinde birçok işlem dönebiliyor. İnsanoğlunun da kapasitesi onun üzerinden birçok işlem döndüğünü bize hissettiriyor. Şimdi döndük geldik yine 187. sayfaya. Burada kaldığımız yer şöyle bir yerdi. Hayatının gayelerinin icmali 9 emirdir diyordu Bediüzzaman Hazretleri. Bu 9 emri bir okuyacağım. Ondan sonra dönüp ince tefekkürünü yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan, biz de inayetini, fazlından, kereminden diliyoruz. Ey gafil nefsim! Senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırrı hakikatini, hem hayatının kemali saadetini bir derece anlamak istersen, bak, senin hayatının gayelerinin icmali 9 emirdir. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle, rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı Akdes'i o esma ile tanımaktır. Üçüncüsü, şu teşhirgah-ı dünyada, mahlukat nazarında, Esma-i İlahiye'nin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir. Dördüncüsü, lisan-ı hal ve kalinle Halık'ının dergah-ı rububiyetine ubudiyetini ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat-ı asarını gösterdiği gibi, sen dahi Esma-i İlahiye'nin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassatıyla bilerek süslenip, o şahidi ezeliğinin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir. Altıncısı, zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen halıklarına tahiyyatları ve rumuzat-ı hayatiye denilen sanilerine tesbihatları ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen vahibül hayata arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkürle görüp şehadetle göstermektir. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahid-i kıyasi ittihaz ile Halık-ı Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını ve şuun-u mukaddesesini o ölçülerle bilmektir. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iradenle bu haneyi muntazam yaptığından, şu kasr-ı alemin senin hanenden büyüklüğü derecesinde, şu alemin ustasını o nispette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dille, Halık'ının vahdaniyetine ve saniyenin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, aciz ve zaafın, fakr ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i ilahiye ve gına-i rabbaniyenin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın enva miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır ve onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve gına-i ilahiyenin derecatını fehmetmelisin diyor ve devam ediyor. Bir cümle söyleyelim buradan da. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir diyor. Sonra hayatının mahiyeti diye başka bir şeye geçiyor. Oraya geçmeyelim.
ne yapalım? Şu okuduğumuz kısmı bir ince tefekkür etmeye çalışalım. Bakalım burada bize neler söylendi, ne sırlardan bahsedildi. Şimdi, öncelikle şunu bir tartışalım daha başlarken. İlk paragrafı ve ayetleri hatırladık ya. Bediüzzaman Hazretleri hayatın gayelerini niye burada andı? Yani 11. sözün bütün maksadıyla ve başındaki ayetlerin tefsiri olması hasebiyle onların maksadıyla buradaki metnin nasıl bir uyumu var? Düşündüğüm zaman aklıma şu geliyor benim ilk. İnsanın hayatının gayesi doğru anlaşıldığı zaman ancak o insan doğru yere konuyor. Yani hayatıyla ne yapıyor bu insan? Sadece gezip, görüp, eğleniyor mu? Sadece yiyip, içip, yatıyor mu? Böyle tanımlarsanız hayatı, bize hani biyoloji derslerinde öğretilen bir hayat tanımı vardı. İşte 6 özelliği vardır. Üreme, çoğalma. Üreme, çoğalma aynı şey zaten. Fazla söyledim. İşte gelişme gibi gibi, hareket mi falan, onlar da vardı galiba. Yani hayatın özellikleri denilen 6 tane şey vardı. Doğrusu hatırlayamadım şimdi. Ta ortaokuldan, liseden kalan şeyler bismillah. Ya bunlar mı hayat sadece? Yoksa hayat bunlardan daha aşkın bir şeyler yapıyor mu? Arkadaşlar, ahir zamanın üzerimizdeki bir etkisi de hayatımızı biyolojiye indirgemek. Bak, İslam kesinlikle, Kur'an, sünnet kesinlikle, İslami metinler kesinlikle hayatı biyolojisinden ibaret görmüyorlar arkadaşlar. Kur'an'ımız, sünnetimiz, İslami metinlerimiz, bizim ehlullah dediğimiz Allah dostları kesinlikle hayatı biyolojisinden ibaret görmüyorlar. Biyoloji nedir? Biyoloji sadece bedensel varlığımızdır. O varlığımızın bütünlüğünün bir parçasıdır. İnsan bir, ne diyelim, holding gibidir. İçinde bir sürü şirket vardır. Ya da o şirketlerin altında bir sürü birim vardır. İslam insana böyle bakar. İnsanı tek parça görmez. Biyolojisi ayrı bir şey, ruhu ayrı bir şey, nefsi ayrı bir şey, vicdanı ayrı bir şey. Bunlar katman katman kendi içlerinde yine bölümleniyorlar. Mesela bir nefsin 7 mertebesi var, değil mi? Nefsi emmare, levvame diye gidiyor böyle. En son raziye, marziye diye devam ediyor galiba. Nefsi safiye var, peygamberlerin nefis mertebesi mesela, öyle hatırımda kalmış. Bunları da kenardan köşesinden biliyoruz, yoksa ehli tasavvuf değiliz, onlara kadar bilgili değiliz. Ama bak, nefsi bile nasıl mertebe mertebe ayırmış, bir tek nefisle ne bablar açmış, onların içinde ne izahlar var. Tasavvuf kitaplarından toplasanız bunu belki odayı toplar, yani o izahlar odayı doldurur. O metinleri toplasanız mesela, nefis üzerine yazılmış, söylenmiş şeyler. Böyle kapsamlı bir dinin müntesibiyiz biz. Her neyi eline atsa onun bütün derinlikleriyle ele alınışını buluyoruz İslami metinlerde. Hal böyle olunca hayatı biyolojisinden ibaret görmek bizim layık olduğumuz düzey değil. Evet, biyoloji derslerinde bize bedensel varlığımız öğretiliyor. Hayatın da sadece bedensel karşılığı öğretiliyor. Fakat burada daralmayalım. Eğer burada daralırsak bu sefer İslami metinlere o tanımla gideriz. Onu yerine koyamayız. Mesela biyolojik olarak bir varlık olduğunuzda sadece alemin merkezinde niye insan var? Ya da insan Allah'ın muhatap alacağı ne büyüklüğe sahip? İşin içinden çıkamazsınız. Çünkü bu genetikle ilgili bir şey değil. Gen dediğiniz bende de var, maymunda da var, şunda da var, bunda da var. Bir tek genetik değil yani insanın yüksekliği. Başka sırlar da var bunun içinde. Buna uyanık olmak lazım. İşte hayatın gayelerini öğrendiğimiz zaman da şimdi hayatı daha yüksek bir yere koyacağız. O zaman hilkat insanın muamması da biraz kafamızda aydınlanacak. Oradan kainatın sırrı hilkati de, oradaki tılsım da bir parça açılacak. Çünkü bunlar birbiriyle ilgili. Yani namazın bizde ne eylediği, bize niye emredildiği de yine bu hayatın gayeleri penceresinden anlaşılır olacak diye Cenab-ı Hak'tan diliyoruz, bize öğretsin onları. Biraz boğazımda sıkıntı var arkadaşlar, çok yutkunacağım bu ders. Evet, ey gafil nefsim. Bediüzzaman Hazretleri kendi nefsine gafil nefsim diyor. Haşa, biz onun nefsine gafil demiyoruz. Biz kendi gafil nefislerimizle konuşalım.
Çünkü onun nefsi bizimkinden çok çok yüceydi. Peki nefis niye gafil? Nefsin gafleti, gaflet aslında kainatı Cenab-ı Hak yokmuş gibi bakmak. Oradan çıkıyor gaflet. Ha yokmuş diye iman etmiyor olabilirsiniz. Varlığına iman ediyor olabilirsiniz yani Allah'ın, ama yine kainata baktığınızda, kainat hakkında konuştuğunuzda, herhangi bir musibette mesela ilk karşılaştığınız anda o sabrı gösteremiyorsanız, o duruşu gösteremiyorsanız, Allah yokmuş gibi muhatap oluyorsanız bu bir gaflet. Yani gaflet, kainata Allah yokmuş gibi bakmak. Oradan başlıyor. O varlığın hakikatine uyanmamış olmak, künhüne vakıf olmamak, bütün boyutlarıyla saramamak, anlayamamak gafletin diğer boyutları. Yani gaflet, bildiğimize dair bilinmeyen kalan her şey bizde bir gaflet. Ben mesela işte araba sürmesini bilmiyorum. Arabayı biliyorum ama sürmesini bilmiyorum. Araba nedir biliyorum. Ama sürmeye dair bende bir gaflet var yine. Veya arabada hesaba katılması gereken çok şey var sürerken. Onu bunu biliyorum, şunu şunu bilmiyorum. Bak gaflet yine var. İnsanın gafleti bu açıdan bitmiyor. Çünkü biz Cenab-ı Hakk'ı tam bir şekilde bilemiyoruz. Asla bilemeyeceğiz. Ancak onun kendini lütfettiği kadar biliyoruz. Böyle olunca işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da duasında olduğu gibi seni hakkıyla bilemedik, sana hakkıyla ibadet edemedik sırlarıyla düşününce gafletimiz asla bitmeyecek. Her katmanda bir üst boyut olacak ve ona göre bizim durumumuz yine gaflet olacak. Ancak çıkmaya çalışmamız da lazım bu gafletten. O farkındalık dediğimiz, uyanış dediğimiz, teyakkuz dediğimiz şeyi gözetmemiz de lazım. Ey gafil nefsim. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri'nin kendi nefsine gafil demesi garip değil. Onun düzeyinde de bir gaflet var. Onun düzeyinde, kendi düzeyine göre gaflet sayılabilecek bir şey var ki biz o düzeyde olsak belki ayaklarımız yerden kesilmişti yani. Ama bizim düzeyimiz de bize göre gaflet. Ey gafil nefsim. Senin hayatının gayesini, hayatının amacı, hayatının ufku, hayatının varlık sebebi, hayatının gittiği yer, böyle düşünün gayeyi, hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, bak gayesi ve mahiyeti, mahiyeti okumadık biz burada, bir dahaki derse bıraktık. Hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, yapısını, hem hayatının suretini, görünüşü, yüzü, hem hayatının sırrı hakikatini, yani batıni belki hikmetini diyelim, dışarıdan görünüşü değil de içinde ne hakikat var. Hem hayatının kemali saadetini, yani hayat nasıl saadete erişir ya da hayat nasıl huzura kavuşur, kemal noktasına kavuşur. Bir derece anlamak istersen bak, senin hayatının gayelerinin icmali 9 emirdir. Peki biz hayatımızın böyle şeylere kavuşmasını istiyor muyuz? Onu soralım. Mesela hayatımızın gayesini bilmek istiyor muyuz hayatı yaşarken? Biraz istiyoruz sanki. Yani insan amaçsız var olamıyor. Yapacak bir iş olmadığı zaman boşluk insanı zehirliyor. Yani bir uğraş bulmak istiyorsunuz, bir gaye, bir yere gitmek istiyorsunuz. Hani insanı bir işte çalıştıran 3 şeydir. Ücret, kemal ve lezzet. Yani bir işin ücreti varsa çalışırsınız. Yeter mi? Yetmez. O işten lezzet de almanız lazım. İşi severseniz o işte çalışırsınız. Ücret bir yere kadar. Yeter mi? O da yetmez. Lezzetten sonra bir de o işin sizde bir kemal oluşturması lazım. Sizi ileriye götürmesi lazım. Olgunlaştığınızı, yükseldiğinizi hissetmeniz lazım. Bu üçü bir işte varsa, siz de ona yani uyuştuysanız, dokunuz uyuştuysa o işle, o üç noktada, o işte başarılı olursunuz, muvaffak olursunuz, devamlı olursunuz. Eğer eksikseniz, yani işi yapsanız bile suhre suretinde olur. Tam intibak sağlayamazsınız. Lezzet alırsınız, ücreti yetmez. Ücretini alırsınız, lezzeti yok. Veya ikisi var ama kemale götürmüyor. Sıkılmaya başlarsınız, monoton gelmeye başlar. Şimdi biz de bu hayatı taşıyoruz bir iş olarak üzerimizde, yaşıyoruz ama kardeşim, hani bir yere de gitmesi lazım ya. Ücretini alması lazım bir, lezzetini alması lazım iki, bir de kemale gitmesi lazım. Ücreti, lezzeti hadi bir derece. Yani dünyada biz de onu
gözetmeye çalışıyoruz. Çalışırken gerçi ücretler de nereye kadar hayatı tatmin ediyor, değiyor hayata, o da ayrı. Lezzetler de hayata ne kadar değiyor, tatmin ediyor, sonunda biz bir zaman veriyoruz. Verdiğimiz zamanı ne kadar karşılıyor bu ücretler, lezzetler, ne kadar değer görünüyor, bunlar ayrı. Ama bir de kemal yoksunluğu varsa, o hayat fani ise, hayatın amaçları, amelleri hep faniliğe bakıyorsa, o işte kemal yok demektir. Kemal yoksa da o hayat nafile geçiyor demektir. Yani hayatı verdiğinizde hayattan daha yüksek bir hayat almıyorsanız ya da bu hayatı verdiğinizde, dünya hayatınızı verdiğinizde, dünya hayatı deni hayat yani aşağı hayatı verdiğinizde, ahiret hayatını, yüksek hayatı almıyorsanız o zaman siz eksiliyorsunuz demektir. Nerede kemal? Yani kemal yok. En büyük işi yapın. CEO olun, bilmem ne olun, şu bu. Ya da büyük sanatkar olun. Ama kemal, yani verdiğinizin karşılığını almıyorsunuz ki. Verdiniz diyelim ömrünüzden 40 yıl, aldığınız 100 milyon dolar olsun. Yine hiçbir şey. Çünkü o 40 yılın ederi, hakikatte geri dönmeyecekse eğer ederi, nice 100 milyon dolardan fazladır. Belki bugün zenginlerden bazıları hayatta kalabilmek için o miktardan çok daha fazlasını vermeye hazırdır. Bir 40 sene daha alsam şu hayattan diye. Hal böyle olunca hani tüccarlığın şanı bu. Tüccar verdiğinden daha fazlasını almıyorsa ticarette zararda demektir. Bir şey satıyorsunuz ve verdiğinizin üstünde bir şey almanız lazım. Dünyadasınız, hayatı veriyorsunuz, her an zamanınızı veriyorsunuz. Öyle bir şey almalısınız ki bundan daha yüksek olmalı. Faniliğe dair her şey bunun altında arkadaşlar. Evet, hepimiz çalışmak zorundayız, hepimiz gündelik işler yapıyoruz ama eğer ufkumuzda bir beka yoksa, bak bunlar hep ziyan oluyor, eksiye gidiyor, bizden çalıyor, bize vermiyor. Gençliğimizin telafisi yok, sağlığımızın telafisi yok. Fani dünyaya baktığınız zaman, bir ahirete inanmadığınız zaman bunlar gitti işte hep, gidiyor hep. Biz peki kemali nerede bulacağız? Hayatın gayesini hayatın ötesinde bir yerde tayin ettiğimiz zaman, bir bekada tayin ettiğimiz zaman o zaman olacak bu iş. Hayatın gayesini demek ki arıyoruz. Hayatın mahiyeti. Bilmek istiyor muyuz hayatımızın mahiyetini? Gerçi mahiyeti bir dahaki ders konuşacağız ama. Yani evet, bu hayat nedir ya? Hani ben nice bir şeyim, nasıl bir şeyim, insan bunu bilmek istiyor. Bilmek istediği o yaptığı araştırmalardan, biyoloji diye bir ilim dalına sahip olmasından belli. Bunun dışında psikoloji, sosyoloji falan hayatın diğer katmanlarını yine araştırıyor. İslami ilimlere baktığınız zaman, batıni ilimlere, özellikle tasavvufta insanın hayatının başka bir boyutta mahiyeti ortaya konulmaya çalışılıyor. Demek ki insanoğlu bu hayatın yapısını da çözmeye çalışıyor. Nice bir şey bu hayat, nasıl bir şey bu hayat, nasıl artar, nasıl yayılır, nasıl çoğalır, nasıl efendime söyleyeyim işlettirilir, inkişaf ettirilir. Bu da bizim mesaimizin bir parçası. Hem hayatın suretini, hayatın sureti niye bizim için önemli? Belki burada şunu söylemek lazım, burada suret ne diye verilmiş? Bakıyorum, biçim, görünüş. Belki suret şu anlamda bize lazım. Bir tanımlamaya sahip olmak için. Evet, enfüse indiğiniz zaman hayat katman katman açılıyor ama bir de geri dönüp baktığınızda bir isim koymak istiyorsunuz her şeye. O anlamda suret belki hayatın özetlenmesi. Hayat nedir, nicedir? Onun şablon olarak, bir emniyet tutacağı olarak, tanımlanmış olarak bizde bulunması belki buradan kastediliyor. Bu lazım mı? Bu da lazım. Hayat nedir dendiğinde toparlayıcı bir tanıma sahip olmak da lazım. Bir sır, evet, hayat sırlar içinde sır ama ismini de koymak lazım ki koyduğumuz yerde bulabilelim. Hem hayatın sırrı hakikatini, yani hakikati neymiş hayatın, bunun mahiyetten farkı ne olabilir? Mahiyet daha çok Allahu Alem hayatın yapısına dair bir şey. Hakikat ise gördüğü fonksiyona ait bir şey diye düşünüyorum ben. Hem hayatının kemali saadetini, yani hayat nasıl huzura erer,
Hayat o kadar değişken bir şey ki her an yüz binlerce şey, milyonlarca şey değişiyor. İnsan bir öyle bir böyle bir şöyle oluyor o hayatı yaşarken. Onlar içinde nasıl saadeti bulacak insan? Kemal-i saadet bir de. Saadetin zirvesini, huzuru bulacak. Bir derece anlamak istersen bak, senin hayatının gayelerin icmali, özeti 9 emirdir. 9 emir. Neden emir? Onu da konuşalım. Demek ki hayat emir üzerinde duruyor. Bu bana şu açıdan ilginç geliyor. Mesela taş da var, kaya da var, işte demir var, şu var, bu var. O niye öyle kaldı da bu böyle canlı oldu? Bizim de yapımıza baktığınız zaman cansız maddelerden oluşuyoruz. Bizi hayattar kılan, onu hayatsız kılan ne? Yani o işte moleküller, şunlar bunlar da o da cansız. Özüne indiğiniz zaman, insanı parçalara ayırdığınız zaman o hayat bütününde gözüken hayatın parçaları da cansızlardan oluşuyor. Bence arkadaşlar en geriye gittiğimizde Allah-u Alem bulabileceğimiz şey Allah'ın emridir. Allah buna sen canlı olacaksın demiş, öbürüne ölü kalacaksın demiş. Buna canlı olacaksın demesiyle bu canlanmış, buna ölü kalacaksın demesiyle o ölü kalmış. Yani başka bir açıklaması yok bunun. Aynı şey demir, sen de canlı, toprakta ölü. Aynı fosfor, sen de canlı, toprakta ölü. Aynı efendime söyleyeyim kalsiyum, sen de canlı, toprakta ölü. Bu demek ki bir emirle ancak açıklanabilecek bir şey. İlahi canipten gelen bir emirle. Ona öyle olacaksın denmiş, buna böyle olacaksın denmiş. Ve farklı kulvarlara geçmişler birbirlerinden. Burada emir denmesi belki bununla ilgili. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazisiyle rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. Birincisi şudur ki, senin vücudunda, beden de anlayabiliriz buradan bir yönüyle, bir de varlığında, vücudun bir şeyi de varlık demektir. Bizim varlığımıza konulan duygular terazileriyle. Duygular teraziymiş, Allah Allah. Hiç böyle düşündünüz mü duygularınızı arkadaşlar? Aslında terazi olarak şu öfkeye değer, bu sevmeye değer, bu gıpta etmeye değer, bu tiksinmeye değer. Yani siz aynı zamanda o şeyi tartıyorsunuz. Sizin terazilerinizden geçiyor ve onlara puan veriyorsunuz. Veya onları öyle kaydediyorsunuz, öyle sizde arşivleniyor. Sonra sizdeki arşivden de cennet cehennem yaratılacak. Öyle kaydediyorsunuz, sizde kayıtlanıyor, dosyalanıyor. Terazi duygular sürekli tartıyor. Eşyalar hakkında duygulandığımız zaman o şeyleri tartıyoruz. O şeylere puan veriyoruz. O şeyler bizim gözümüzde, şahitliğimizde bir değer buluyor. Bir değer sistemine sahibiz yani. Bu ne oluyor peki? Rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen, yani dahil edilen, toplanan, iddihar burada ne diye verelim, şuna da bakayım. Ezberden konuşmayayım. Biriktirilen, depolanan, evet aynı mana verilmiş. İddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külliyi şükretmektir. İnsanoğlu Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle dünyada yarattığı nimetleri tartıyor duygularıyla. Onlar hakkında kanaat sahibi oluyor. Onlar hakkında ölçülerde bulunuyor. Cenab-ı Hak terazi kılmış bir yönüyle. İnsanın değerlendirmesinden geçiyor. Ve o kadar çok oluyor ki bu, yani bir günde, iki günde, üç günde değil, her anda sürekli bir şeyler hakkında duygulanarak, onları tartarak, değerlendirerek, onlar hakkında duygulanarak külliyi şükretmiş oluyoruz. Bizi çok duygulu yaratması Allah'ın, terazimizi çok işlek kılması. Yani bir makine düşünün, saniyede kaç işlem yapıyor? İşte 5 işlem yapıyor. Başka makine 100 işlem, bir makine 1000 işlem, başka makine 1 milyon işlem. İşte insan o 1 milyon işlem yapan makine gibi. Her an, her görüşü, her bakışı, her tadışı, her duygulanışı, her hissedişi, her sezişi sürekli alem hakkında bir fikir, bir kanaat, bir değer yargısı ifade ediyor şuur düzeyinde.
Cenab-ı Hak bu şuur düzeyindeki bilgiyi de hıfzediyor insanın hafızasında veya insan dosyasında, fıtrat dosyasında kaydediyor veya meleklere kaydettiriyor başka dosyalara ve böylece bizden bir bilgi geçiyor. Bekaya gidecek bilgi bizim üzerimizden geçiyor. Cenab-ı Hak cenneti cehennemi nasıl yaratacak? Bizim amel defterlerimiz üzerinden. Burada elhamdülillah dersin, öteki tarafta elhamdülillah yersin diyor üstad. Biz nasıl cehenneme gidecek kendi odununu götürüyor. Cennete gidecek de kendi ameliyle inşallah Cenab-ı Hak ayağımızı cehenneme bastırmasın bir an bile. Bizi doğrudan hesabımızı kolay kılıp cehenneme cennete alsın. Cennete gidelim yani Cenab-ı Hak cehennemden korusun. Oraya gittiğimiz zaman orada biz kendi amelimizi buluyoruz ya da kendi eylediğimizi Cenab-ı Hakk'ın ikramıyla beraber buluyoruz. Niye? Bizde dosyalanan orada açılacak. İnsanın böyle bir fonksiyonu da var. Şükrümüz de bu yüzden külli oluyor. Bizde çok işlem dönüyor. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarlarıyla Esma-i Kutsi-i İlahiye'nin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı Akdes'i o esma ile tanımaktır. Fıtrat ne demek? Yaratılış özet manasında. İnsanın yaratılışında vaz edilen cihazat var. Öyle yerleştirilmiş. Vaz edilmek ne demek? Bakalım. Konulan. Burada konulan diye verilmiş vaz edilen. Yani mesela tevazu aslında olduğun hal demektir. Vaz edildiğin gibi olma hali demektir. Öyle tabir ediyorlar. Biz alçak gönüllük diyoruz ama Cenab-ı Hak seni nasıl yaratmış? Aciz, fakir bir insan olarak sen tevazu gösterdiğinde zaten olduğun şey oluyorsun. Zaten öylesin yani. Olduğun şeye dönüşmüş oluyorsun. Olduğun şeyi ifade etmiş oluyorsun daha doğrusu. Burada da öyle anlayalım. Cenab-ı Hak bizim fıtratımızda bir şeyler koymuş cihazat olarak. Duygular da onların içinde sayılabilir ama cihazat biraz daha fazlası. Onların anahtarlarıyla yani duygudan gelen bilgiyi burada artık marifete de dönüştürme var. Sadece duygu değil, daha fazlası. Cihazatın anahtarlarıyla Esma-i Kutsi-i İlahiye'nin gizli definelerini açmaktır. Bizde ne var mesela? Cenab-ı Hakk'ın rahmetini anlama cihazı var. Keremini anlama cihazı var. Bu cihazın bir parçası duygu, bir parçası fiil, bir parçası seziş, bir parçası başka bir şey şuur, bir parçası akıl. O bütünden bir cihaz oluşuyor. Yani biraz daha duyguya göre komplike. Oradan marifet çıkıyor. Cenab-ı Hak bizim hayatımıza böyle bir gaye de vermiş. Yaşamakla biz Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Kutsi-i İlahiyesini, kusurlardan münezzeh isimlerini, yüce isimlerini anlayabiliyoruz. Onun gizli definelerini açabiliyoruz. O cihaz o kadar komplike ve şifre çözücü bir cihaz ki kainattaki şifreleri çözüyor. Fiildeki bilgiden fiil, fail, isim, sıfat, şen, şunat düzeyine çıkabiliyor. Cenab-ı Hakk'ın marifetine dair büyük bilgiler oluşturabiliyor. Biz de hayatımızın bir gayesi de bu. Cenab-ı Hakk'ın esmasını bilmek, görmek, kendi bilişimizle, seçişimizle o esmayı tanımak. Zat-ı Akdes'i o esma ile tanımak. Peki Cenab-ı Hak niye kendisini esmasıyla tanıttırmak istiyor? Bu da Cenab-ı Hakk'ın kemali keremi, kemali cömertliği. Yani Cenab-ı Hak tabiri caizse bütün dile sahipken, dil nedir, kelimeler nedir falan. Ama Allah dostlarının şiirlerini de seviyor Allah. Ama zaten o dili Allah verdi, o kelimeleri Allah verdi, o manaları Allah verdi. Ama bizim üzerimizden dile gelişinden de Cenab-ı Hak bir lezzet-i mukaddese duyuyor. Tırnak içinde tabiri caizse bizdeki renklerine, bizdeki görünüşlerine Cenab-ı Hak teveccüh ediyor. O yüzden bizden kendi marifetinin farklı düzeylerde mahsulatını alıyor diyelim. Biz ona bilmediği bir şeyi haşa öğretmiyoruz. Kendisi kendisini zaten biliyor. Ama bizim üzerimizde de görmekten hoşlanıyor. Çünkü lütfetmiş oluyor bize. Bir insan cömert olsa ama kimseye 1 lira vermese deriz ki ya nerede kaldı bunun zenginliği, cömertliği? 1 lira bile vermemiş. Bir insan
çok işte ilim sahibi olsa ama kimseye de bir şey öğretmese deriz ki ya nerede kaldı ilim sahipliği, kimseye bir şey öğretmemiş. Cenab-ı Hak da bütün zaten esmasına, sıfatlarına sahipti. Ama bizim üzerimizden de kemalini, keremini ifade etmiş oldu, rahmetini ifade etmiş oldu. Bunlar onun kemalinin ifadesi oldu. Bize ihtiyacı yoktu ama bize lütfetti. Evet. Üçüncüsü, şu teşhirgah-ı dünyada, dünya sergisinde, mahlukat nazarında Esma-i İlahiye'nin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatında teşhir ve ishar etmektir. Burada artık tebliğ boyutu geldi. Sadece kendini okumakla kalmıyorsun. Aynı zamanda sen de kendi üzerinde gösteriyorsun. Bakın namaz da burada kendi anlamını ifade etmeye başladı. Namaz sadece içsel bir yolculuk değil. Namaz aynı zamanda fiilde de kendisini gösteren bir şey. Bak biz de hem Cenab-ı Hakk'ı biliyoruz hem de ilan ediyoruz. Bir tarafımız bilmek, bir tarafımız göstermek. Şu teşhirgah-ı dünyada, bütün dünya teşhirgah sergi zaten. E sen de bu dünyadaysan sen de onlarla beraber olacaksın. Çiçek Allah'ı gösteriyorsa sen de Allah'ı göstereceksin. Bundan kaçamazsın. Ben dinimi içimde yaşarım, dışıma sızdırmam diye bir şey yok. Mutlaka sızacak. Allah istiyor çünkü, diliyor bunu. Üzerimizde görmek istiyor. İşte namaz da bunun parçası, oruç da bunun parçası, sünnet-i seniye ittiba, sarık cübbe hepsi onun parçası, sakal onun parçası. Daha nice nice sünnet-i seniye ait olan ahlak güzelliği ne varsa hepsi onun bir parçası. Biz aynı zamanda mahlukatı da ilan ediyoruz. Esma-i İlahiye'nin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatında teşhir ve ishar etmektir. Dördüncüsü, lisan-ı hal ve kalinle, hal dilinle ve konuşma dilinle Halık'ının dergah rububiyetine, ubudiyetini ilan etmektir. Bak göstermekten bir ilerisi, Cenab-ı Hakk'a da hem içinden hem dışından ifade ediyorsun. Bak önce nasıl geldi? 1-2 bilmekti, içseldi. 3 ilanat oldu, dışarı çıktık. 4 yine kendimize döndük ama hem dışarıdan hem içeriden. Lisan-ı hal ve kalinde Halık'ının dergah rububiyetine, Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti, terbiye ediciliği, halikiyetin bizim gördüğümüz süreci, yani Cenab-ı Hak bizi cennete layık surette yaratıyor şu anda. Biz onu rububiyet olarak bu hayatın içinde tecrübe ediyoruz. Görüyoruz kainatın yönetim şekli diyor Kenan abi buna. Dergah rububiyetine, ubudiyetini ilan etmektir. Sürecin şahidi olduğumuzu ubudiyetle ortaya koyuyoruz. Rububiyet sürecinin şahidi olduğumuzu, buna uyanık olduğumuzu, bunun farkında olduğumuzu ubudiyetle ilan ediyoruz. Mesela işte sünnet-i seniyeye tam ittiba etsek her şeyin bir duası var. Kapıdan çıkmanın duası var, eve girmenin duası var, mescide girmenin duası var, yolda yürümenin duası var, selam vermenin bir usulü var, selam almanın bir usulü var. Hepsi sünnet-i seniye ile belirlenmiş. Bunlar, bu belirginlik aslında rububiyet sürecine uyanıklığımızın ifadesi. Cenab-ı Hakk'ın rububiyet sürecine insanın uyanıklığı ubudiyetinden belli oluyor. Cenab-ı Hakk'ın rububiyet sürecine insanın uyanıklığı ubudiyetinden belli oluyor. Ben bu sürecin farkındayım demiş oluyoruz hayatı ibadete dönüştürmekle. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat-ı asarını gösterdiği gibi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat-ı asarını gösterdiği gibi, sen dahi Esma-i İlahiye'nin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassatıyla bilerek süslenip o şahidi ezeliğinin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir. Yani ibadetimizin bir şeyi de tebliğin dışında, dışarıya ilanın dışında Cenab-ı Hakk'a da bizzat göstermiş oluyoruz. Ya Rabbi sen bana bunları lütfettin. Bunların bende olduğunun farkındayım. Bahşettiğinin farkındayım. Onu neyle gösteriyorum? İbadetimle, sünnet-i seniyeye ittibamla vesaire. Bunlarla üzerimdeki eserin, bilginin, iltifatın, keremin farkında olduğumu, bunların şuurunda olduğumu fiilimle izhar ediyorum. Biz gündelik hayatta da böyle yapmıyor muyuz?
Bir insanın bize iyiliğini, ona karşı yine iyilik göstererek, ona karşı kerem ederek, ona karşı ne diyelim ilgi göstererek, alaka göstererek ifade etmiş olmuyor muyuz? Eğer bunları yapmazsak o nimetlerin farkında olmadığımız hissi oluşmuyor mu? Babanın mesela evladını sorgulayışında, evladının ona karşı ilgisizliğinde, bu bir çocuk benim nimetlerimin kıymetini bilmedi duygusu, şuuru oluşmuyor mu? Oluşuyor. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da bizim üzerimizde nimetlerinin eserlerini görmek istiyor. Teşekkürünü görmek istiyor. Farkındalığını görmek istiyor. Onlarla kuşanmamızı görmek istiyor. İşte sünnet-i seniye bu mesela. Farkında olmamızı istiyor. Dilimizde Allah olsun istiyor. Dilimizde dua olsun istiyor. Çünkü o onun bize taktığı nişan. Allah iman nişanını bize taktı. O zaman bu hayatı imanla yaşayacağız. Allah bize ibadet nişanını taktı. Demek bu hayatı ibadetle yaşayacağız. Allah bize ne diyelim kerem nişanını taktı. Biz de o zaman cömert olacağız veya işte o keremin farkında olacağız gibi gibi. Süremiz azalmış, hatta bitmiş arkadaşlar. Ne yapalım? Devam edelim mi? Burayı bitirelim mi? Neyse, 6.sında kalmış olalım. Devam etmeyelim. 41 dakika olmuş zaten. Ne diyelim? Cenab-ı Hak bu sırlardan hissemizi ziyade eylesin. İnşallah bir dahaki derste 6. 7. 8. 9. emirleri de konuşmak üzere Allah'a emanet olun diyelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.